Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir Sözler Risalesi okumasında daha beraberiz. Orada da 10. sözde namı diğerli Haşir Risalesi'ndeyiz nicedir. Haşir Risalesi'nde de 10. sözün birinci zeyli olan, diğer ismiyle 9. şu anın mukaddimesi olan bir metindeyiz. Oranın 2. noktasındayız. Artık finaline yaklaştık. Yani hatime vermeye yakınız. O metne sadece. Haşir Risalesi'nde daha mesafemiz var. Geçtiğimiz gün bir kısmını konuştuk, şu son kısmın. Ancak okuduğumuz kısmın tamamını konuşamadık. O yüzden okuduğumuz kısımdan birazcık da dahil olmak üzere şimdi okuyacağım. Ondan sonra da Cenab-ı Hak ne kadar lütfederse o kadar bahsetmeye çalışacağız, ince görmeye çalışacağız, mürşidimizden dersler almaya çalışacağız. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip, gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Öyle de nevi insandan dahi makasıdı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren, hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı, Hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihap edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Cenab-ı Hak bu kadar kıymet veriyor yani peygamberlerine. Bir daha okuyayım o cümleyi. Öyle de nevi insandan dahi makasıdı rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihap edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan Muhammed aleyhisselatu vesselam'ı intihab ederek ehemmiyetli küre-i arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Elhamdülillah. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymettar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken, gayet meşakkatler ve mücadeleler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. İdam-ı ebedi ile mahvolsunlar. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikati alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ve madem 7. şua olan Ayetül Kübra'da her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma-i azim ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür ve kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor.
ve ahiretin gelmesiyle kemalat-ı sükuttan ve adalet-i mutlakası müstehziyane gadr-i mutlaktan ve hikmet-i âmmesi sefaatkerane abesiyetten ve rahmet-i vasiyası lahiyane tazipten ve izzet-i kudreti zelilane aczden kurtulurlar, tekaddüs ederler. Elbette ve elbette ve herhalde iman-ı billahın yüzel nüktesinden bu sekiz mademlerdeki hakikatlerin muktezasıyla kıyamet kopacak, haşir ve neşir olacak, dar-ı mücazat ve mükafat açılacak. Ta ki arzın mezkur ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin. Bakınız, geçmiş derste de konuşmuştuk. Dünyanın merkeziyeti, insanın merkeziyeti, peygamberlerin merkeziyeti, bunların birbirisiyle ilgisi var. Ta ki arzın mezkur ehemmiyeti ve merkeziyeti ve insanın ehemmiyeti ve kıymeti tahakkuk edebilsin. Ve arz ve insanın halıkı ve Rabbi olan mutasarrıf-ı hakimin mezkur adaleti, hikmeti, rahmeti, saltanatı takarrur edebilsin. Ve o baki Rabbin mezkur hakiki dostları ve müştakları idam-ı ebediden kurtulsun. Ve o dostların en büyüğü ve en kıymetdarı, bütün kainatı memnun ve minnettar eden kutsi hizmetlerinin mükafatını görsün ve Sultan-ı Sermedi'nin kemalatı naks ve kusurdan ve kudreti aczden ve hikmeti sefahetten ve adaleti zulümden tenezzüh ve tekaddüs ve teberri etsin. Elhasıl madem Allah var, elbette ahiret vardır. Cümlesinde bir mola alalım, bir nefes alalım, bir fasıla verelim ve tekrar okuduğumuz kısmın başına dönüp tefekkür etmeye çalışalım. Geçtiğimiz derste de buna bir nebze dikkat çekmiştik. Nübüvvet dediğiniz zaman alelade bir hadiseden bahsetmiyorsunuz. İnsanlardan bir insan deyip geçemiyorsunuz. Çünkü nübüvvet Cenab-ı Hakk'ın vahyine muhatap olmakla sıradanlıktan sıyrılıyor. Bizim bildiğimiz fizik onlar için kırılıyor mesela. Peygamberlerin elinde mucizeler var ve o mucizelerle bazen karşıtlarına, muhataplarına diyelim, bazen de tabilerine, yani etbaalarına peygamberliklerini gösteriyorlar. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrikleri ilzam etmek için de gösterdiği mucizeler var. Bir de mesela Müslümanların kalbini daha da böyle imanla dolduran, daha çok ikna eden, feyizlerini arttıran diyelim. Onların zaten imanları var da sahabenin, ama feyizlerini arttıran, itminanlarını arttıran mucizeleri de var. Bereketi tam veya işte parmaklarından sular akması gibi mucizeleri Müslümanlara, sahabesine gösterdiği mucizeler. Ama mesela Şakk-ı Kamer, işte ne bileyim daha bunun benzeri olan birçok mucizesi var Efendimizin. Onlar da kafirleri ilzam etmek için gösterdiği mucizeler. İki türü de haktır. Görüyoruz ki bak, bilinen fizik onların elinde kırılıyor. Cenab-ı Hak onların hatırı için kainatı üzerine yarattığı kanunlarda değişiklik yapabiliyor. Demek ki başka bir hatırları var. Bizim, senin, benim, onun, bunun, Mehmet amcanın hatırı gibi değil yani. Şimdi işte yakın zamanda Sezen Aksu'nun şarkısından dolayı tartıştığımız o konu. Yani Adem Aleyhisselam'a cahil dese ne olur diyor bazıları. Haşa. Ya Adem Aleyhisselam sıradan insan değil. Sen ona cahil demeye, işte efendime söyleyeyim şöyle böyle demeye falan başlarsan, bu onu sıradanlaştırmaya gider. Ki zaten haramdır yani, dinimizde hüküm olarak da bellidir. Peygamberin ismi alay için bile kullanılmaz. Yani kimse bir peygamberi alay kastıyla diline dolarsa o dinden irtidat eder, çıkar yani. Tövbe etmesi lazım, tekrar İslam'a dönmesi lazım. Bu kadar şey varken bir de üstüne ona hakaret etmek, alay etmek ne demek bu? Bu demektir ki sen bu sırrı anlamadın yani. İslam'da sana gelen, vahiyle sana gelen, sünnetle sana gelen o sırrı anlamadın. Ondan hissen yok demektir. Ona dil alıştırmak, ona kulak alıştırmak, ona el alıştırmak da bir anlamda kapı açar. Her ne kadar imanlı bir genç de olsa mesela o şarkıları dinleye dinleye ya peygambere de böyle denebilir
noktasına gidebilir, buna ülfet peyda edebilir. İslam'ın bazı müeyyideleri koruyucu hekimliktir. Ya ne olur ki bundan, hemen şöyle mi oldu, böyle mi oldu? Ya olmayabilir de, olabilir dedi ama hani o kapı da açık. Tamam, illa o şarkıyı dinleyen herkes günaha giriyor, ha, dinlemesi daha iyi. Şöyle oluyor, böyle oluyor, buna girmeyelim ama. Ama şarkı dinlemek zaten iyi bir şey değil arkadaşlar. Oraya girmek istemiyorum da, o sözü duydun. Hemen dinden mi çıkıyorsun? Çıkmazsın ama kulağın da alışmasın yani. Zaten ehli dünya işi işler bunlar. Çok iyi şeyler değil. Kendimizi koruyamıyoruz ama bari bu kadar da gitmeyelim ya. Hani kendi dinimizden istifa eder gibi o kadar da o tarafa kaymayalım. İtikadımızı koruyalım. En azından itikadımızı koruyalım. Son cephe olarak, verilmemesi gereken son kale olarak itikadımızın sınırlarında kalalım. Yoksa hata hepimizin hayatında var, günah hepimizin hayatında var. Cenab-ı Hak onları affetsin, kurtulmayı nasip eylesin, yerlerini hasenatla doldursun. Ama bunun yanında daha fazlasını ilave etmeyelim. Çok tehlikeli şeyler, bizi uçuracak, kaçıracak, cehenneme düşürecek şeyler. Bunlardan korkmalıyız ya. Bizim akıbetimiz bu, ebedi akıbetimiz, başka bir şey değil. İnsan yarın ayağına şöyle bir taş gelecek, kurşun gelecek bilse rahat uyuyamaz. Ebedi cehennem ya, uyutmaması lazım bizi. Ölümden kurtuluyor muyuz? Şunu yapıyoruz, bunu beceriyoruz. İşte uzaya şunu gönderdik, Mars'a kavuştuk, şu ilacı yaptık, bunu yaptık ama hala bak ölüm hayatımızda. Ölümü yenen var mı ki İslam'a bu açıdan meydan okuyabilsin? Bazen deist arkadaşlar böyle yazıyorlar. Ya işte şöyle yapsak daha doğru değil mi? Dünyamızı cennete çevirmez miyiz? İyi de diyorum, dünyanın cennet oldu diyelim ama cehennemden kurtulmadın. O lazım değil mi sana? Ya diyor şöyle yapsak, hepimiz beraber yaşasak falan işte. Onlar da böyle yapsalar, biz de öyle yapsak, hani gitsek gelsek birbirimize falan. Bir orta yolda buluşsak iyi de. Tamam, dünyanın cennet oldu diyelim. O da olmaz da, tırnak içinde oldu diyelim. Ama ahiretin cehennem. Ondan kurtulman gerekmez mi asıl? Ahiretteki cehennemden kurtulmadıktan sonra, o ebedi felaketten kurtulmadıktan sonra, o cennete tebdil etmedikten sonra, bu 3 günlük dünyayı cennet etsen ne, etmesen ne? Yani asıl mevzu orası. Sekülerleşme, asıl mevzunun dünya olduğuna bizi kandırıyor. Liberallerden de böyle şeyler işitirsiniz. Deistlerden, ateistlerden, şundan bundan. Yani dünyada diyorlar ki, ya Müslümanlar, ya bu kadar da sıkmayın, kasmayın arkadaşlar. Hani bu dünyada bir cennet yapalım, gelin beraber şöyle işte, siz de kafanıza göre takılın, biz de kafamıza göre takılalım, işte gidelim gelelim birbirimize. Ha biz bazen dilimizin ayarı kaçıyor, siz affedin, sizin dilinizin ayarı kaçarsa da biz şöyle bir parmak sallayalım, ona da kızmayın falan. Bütün bunlarla hep geri basan Müslüman olarak sosyal hayatta, manevi hayatta, sokak hayatında, kamusal alanda, hep geri basan Müslüman olarak yaşayın diyor. Yani dünya cennet olsun. Siz bize kızmayın. Biz size şöyle azıcık falan parmak sallarız ama ona da aldırmayın falan. Bu yol yol değil tabii. Asıl yol bizim için ahirette sonuç veren yol. Ahirette sonuç vermeyen yolla bizim işimiz olmamalı. O açıdan işte peygamberlerle ilgili alaylı, hakaretli konuşmalar, Allah bizi muhafaza eylesin, insanı mahveder. Çünkü peygamberin hatırı, hani bizim 1 milyon insanı topla, bir peygamberin hatırı etmez Cenab-ı Hakk'ın yanında. Peygamberlerin hem hayatları da bambaşka hayatlar. Yani bizim vartalı, çukurlu, inişli, çıkışlı, şöyle böyle hayatlarımız nerede? İbrahim Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın, Yunus Aleyhisselam'ın o işte sapasağlam, dirayetli, sebatlı imanları, ahlakları nerede yani? Asıl değer orada. Onların insanlığı öyle bir kıratta ki elmas olmuşlar. Biz bakır, alüminyum, tahta etrafta geziyoruz. Bir de diyoruz ki ya biz de onlara şey yapabiliriz, diyebiliriz falan. Haşa ya Rabbi, sen bizi bunlardan muhafaza eyle. Pekala, metnimize başlayalım. Şöyle bir vakte de bakalım, evet. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi. Kainatın sahibi kim? Allah. Sormaya bile gerek yok. Kainattan zemini. Burada şuna da dikkat çekeyim. Mesela Bediüzzaman Hazretleri böyle terkipleri niye kullanıyor? Mesela kainatın sahibi dedi. Niye Allah demedi? Burada hatırlattığı bir şey var. Üstad Hazretlerinin kainatın sahibi, malikül mülk,
falan böyle atıflar Maliki Hakiki gibi yaptığı yerlere dikkat edin. Orada genelde bizim Allah'ın hüküm koyucu olduğunu, mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder hakikatini hatırlamamız gereken şeyler vardır, makamlar vardır. O bilgiler onları gerektiriyordur, onu hatırlamayı gerektiriyordur veya onu hatırlamakla kabul edilebilecek bir imani yan yön vardır. O yüzden bu anılmıştır. Bu isimleri Bediüzzaman Hazretleri bu terkipleri boşuna anmıyor. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, demek ki ne? Bu metni okurken Allah'ın kainatın sahibi olduğunu hatırlamamız lazımmış. O yüzden bu buraya geldi. Madem ki ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip, yani seçip, gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Doğru mu? Gördüğümüz doğru. Kainatta, yani uzaya bakın, dünyanın yeri ayrı, zemin derken arzı kastediyor, dünyanın zeminini kastediyor. Dünyanın yeri bir ayrı. Ve orada da nevi insanı intihab etmiş diyor, seçmiş. Evet, insanın da yeri ayrı. Geçen derste de bunu çok konuştuk. Yani insan gibisi yok kainatta. Bakıyoruz gözümüzün ulaştığı her yere, teleskoplarla sinyaller gönderiyoruz. Hala cevap gelmedi. Demek ki insan gibisi yok. Oralarda kendimizi arıyoruz, bulamıyoruz. Mars'tan fotoğraf geliyor, Venüs'ten fotoğraf geliyor, oradan buradan geliyor. Yok. İnsanın bu dünyadaki konumu diğer hayvanlar içinde de farklı. Yani bedenen onlara benziyoruz ama içimize baktığın zaman bizim içimiz başka bir alem. Bir inek, bir koyun, bir keçi güzel şiir diye bir şey biliyor mu? Bilmiyor ama sen biliyorsun. Veya işte ya şöyle bir sanatsal bir şey yapayım da ondan bir estetik zevk alayım falan diyor mu? Bir mimari esere bakıp keçi sakalını böyle sıvazlıyor mu? Ama sen sıvazlıyorsun yani. Vay be, adam ne yapmış, ne mimarmış, ne mühendismiş diyorsun. Onlardan bile tad alıyorsun. Gücün yetse yıldızlara gideceksin. Bak, derdin ne ya? Dünyada var olmuşsun. Dünya sana yetiyor olmalı. Yetmiyor. İçinde başka bir ışık var. Başka bir ateş var. Buraya sığmayan bir motor özelliği var sende yani. Gücün yetse yıldızlara gideceksin. Gücün yetse yerin en dibine ineceksin. Karıştırmadığın halt yok dünyada. Madenler çıkarıyorsun. Denizlerin dibinden petrol çıkarıyorsun. Oradan balıkları şöyle çeviriyorsun. Buradan şöyle yapıyorsun. Bakıyorum mesela kutuplarda çalışan bilim adamlarına. Adamlar kaç derece soğuğun altında, buzların dibinde hayat arıyor. Mesela işte farklı canlılar bulmaya çalışıyor. Geçenlerde bulmuşlar yine buzların altında. Bilmem kaç tür yeni canlı bulmuşlar. Ya ne derdin var senin? Bak, intihap edilmişsin belli. Sana başka şeyler verilmiş. Verilen özelliklerden belli, verilen nimetlerden belli, istifade edebildiğin alandan belli ki sen hayvanlar gibi değilsin, sende bir sıra dışılık var. Bu nereden şey? Cenab-ı Hakk'ın kainatın sahibi olmasından geliyor. Bu özellikleri kim verebilir? Kainatın sahibi verebilir. Kainattan çekip seni çıkarabilir, kainattan süzüp seni çıkarabilir, bir misali müsagar yapabilir. Kim yapabilir? Kainatın sahibi yapabilir. Ve onun hakkı da vardır bunu yapmaya. Çünkü kainatın sahibi, senin de sahibin doğal olarak. Ve madem nasıl ki kainatın sahibi, kainattan zemini ve zeminden nevi insanı intihab edip gayet büyük bir makam, bir ehemmiyet vermiş. Vahiye muhatap, halifeyi arz, eşrefi mahlukat, ahseni takvim. Bu kadar övgü ifadesi var. Cenab-ı Hak muhatap alıyor seni ya. Bundan büyük ne olabilir? Gezegenleri, yıldızları tesbih tanesi gibi çeviren Allah, nebulaları, galaksileri döndüren Allah seni muhatap alıyor ya, seninle konuşuyor. Bundan büyük makam olur mu? Öyle de nevi insandan dahi makasıdır rububiyetine tevafuk eden, nevi insandan yani insan türünden dahi makasıdır rububiyet, bunu daha sonra detaylı konuşalım ama burada hızlıca söyleyelim. Yani rububiyetinin maksatlarına, amaçlarına tevafuk eden, uyan, uygun düşen ve kendilerini iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya, peygamberler
ve evliya Allah dostları ve asfiya hem kalp hem akılla Allah'a gidenler. Asfiya evliyadan daha yüksek. İntihap edip kendine dost ve muhatap ederek onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Geçenlerde bununla ilgili bir küçük paragraf yazıp paylaşmıştım. Matrix filmi var mesela, izlemişsinizdir mutlaka. En son dördüncüsü çıktı daha yeni, bu senenin filmi. Bakıyorsunuz onlarda da şöyle bir uyanış var. Hakikate eren insanın bu dünyadaki sıradanlıktan veya herkesin gördüğü ülfet perdesini sıyıran, gaflet perdesini sıyıran insanın gözünde, nazarında, tasarrufunda fiziğin değişeceğini, inceleceğini, hani o kaidelerin kırılabileceğini sanki onlar da biliyorlar, hissediyorlar, seziyorlar. O tarz çok film var mesela, Hollywood piyasasında olsun, başka yabancı sinemalarda olsun. Bir insan böyle kendince, onlarınki tabii daha böyle seküler düzlemde oluyor işte. Evrenin merkezinde bir enerji var, biz de o enerjiye bağlandığımız zaman falan işte her şeyi yapabiliriz gibisinden, biraz da kendilerine tanrılık atfederek bunu zikrediyorlar. Ama o bütün kusurları içinde şu fark edişi var. Ya eğer hakikate vasıl olabilirsek, neyse o hakikat, ona vasıl olabilirsek, onlar açısından söylüyorum. Bu fizik, bildiğimiz fizik kırılabilir, değişebilir, daha değişik tasarruflar olabilir. Neo gibi uçabilirsiniz, yok bilmem kurşunları elinizi şöyle edersiniz, kurşunlar karşınızda durur falan. Ya da işte bir kapıdan bir geçersiniz, başka bir şehirde uyanırsınız o kapıdan geçince. Veya işte nesneler, şekilleri değişir, onlar da böyle onu buna dönüştürme, bunu ona çevirme falan yapabilirsiniz gibi 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 bir sürü şey o adamların akıllarından geçiyor, kalplerine düşüyor. Allahu alem. Demek ki o keramet, mucize işlerinde bir fıtrilik var. Yani seziyorlar onlar da derinlerde bir yerde. Evet, hakikate vasıl olanın nazarında fizik biraz değişmeli. Biraz incelmeli. Bunlar hep böyle kalmamalı. Bunların üstüne de çıkılabilmeli gibi bir şey sanki onlarda da var. Öyle filmlerden böyle bir tefekkür geliştirdim. Allahu alem. Onun ışığında cümleyi bir daha okuyayım. Öyle de nevi insandan, insan türünden dahi makasid-i rububiyetine tevafuk eden, yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyet maksatlarına uyan, denk gelen, ne diyelim, ittiba eden, onlara hizmet eden, rububiyetin maksatları ne olabilir? Rububiyeti daha önce konuşmuştuk, Cenab-ı Hakk'ın terbiye ediciliği. Rab, rububiyet, terbiye aynı kökten geliyor. Mürebbiye de mesela aynı kökten geliyor. Mürebbiye nedir? Çocukları terbiye eder. Cenab-ı Hak da bizi yaratmış ama bu halimizle cennete gitmeye layık değiliz. Yani insan o tecrübesiz hamlığıyla cennete gitmeye layık değil. Cennette çünkü başka türlü bir aynalık olacak, ebedi bir aynalık olacak, değişmez, üstün bir aynalık olacak Cenab-ı Hakk'a karşı. Onun için burada biraz pişiyoruz. Nasıl usta camı eritiyor, şekil veriyor, ateşe sokuyor, çıkarıyor, vuruyor, dövüyor, demiri falan mesela şekiller vermek için bunlara maruz bırakıyor. O imtihan, o mesela fitne kelimesini de burada mesela konuşalım. Fitne aslında ateş madenleri birbirinden ayırmak için kullanılan bir tabirmiş Arapçada. Bir şeyi fitnelemek dediğiniz zaman onu ateşle işte madenini işte ondan hariç şeylerden ayırmak, rafine etmek şimdiki tabiriyle onun için kullanılırmış. Dünyada bir insanı fitneye uğratmış Cenab-ı Hak, bir imtihana uğratmış. Ne için? Bir ayrılsın, elması kömüründen ayrılsın, o elmaslar cennete gitsin. Bir terbiye var bunda, bir eğitim var, bir gelişme var. Nasıl ki Adem Aleyhisselam'la Havva annemiz cennetteydiler ama o cennetteki hataları gösterdi ki hani insanın biraz daha terbiyeye ihtiyacı var ve onun sonucu olarak Cenab-ı Hak onları dünyaya indirdi. Dünya imtihanı başladı. Onlar ve çocukları için, bizim için imtihan başladı. Onların o yaşadığı tecrübe aslında bizim için de şey. Yani siz daha cennete hazır değilsiniz. Biraz daha mesafe almanız lazım. Onların o günahının şeyi üzerinden bize de aynı terbiye veriliyor elhamdülillah. Makasıdır rububiyet işte. Cenab-ı Hak bizi olgunlaştırıyor, yetiştiriyor. Onun için vahyediyor. Onun için sünnet diye bir şey gönderiyor peygamberleriyle birlikte.
Onun için bize olaylar yaşatıyor, acılar yaşatıyor bazen, neşe yaşatıyor bazen, hüzün yaşatıyor bazen. Hepsi bunlar bizi olgunlaştırmak için. 5 yaşındaki halimizle 35 yaşındaki halimiz, 35 yaşındaki halimizle 75 yaşındaki halimiz bir değil. Oradan oraya bir olgunlaşma oluyor. Ha, bedenen yaşlanıyoruz ama içimizde de bir kemale eriş olduğunu biliyoruz. Diyoruz ki ya bak ne kadar hatalıymışım. 10'umda, 20'imde, 30'umda şunları yapmasaydım bak bugün şöyle olurdu falan. Yaşlandıkça insan geçmişteki hatalarını tespit ediyor. Bunu nasıl yapıyor? Yükselişle. Ancak öyle olabilir bu. Yani daha yukarıdan bakıyor kendisine, geçmişine, mazisine. Oradaki kusurlarını görebiliyor. Bir olgunlaşma işareti bu. Makasid-i rububiyetine tevafuk eden ve kendilerini iman ve teslim ile, iman ve teslim, sadece iman değil, iman ediyorlar ve teslim de oluyorlar. Mesela İslam ve iman ayrı ayrı kullanıldıklarında bir anlama gelirler belki ama beraber kullanıldıklarında mümin ve Müslüman mesela, böyle bir ayrım Bediüzzaman Hazretleri de zikrediyor. Müslüman, iltizam eden, teslim olan manasında, iman, iman eden, mümin zaten iman eden manasında. Kalben inanmak ve hükümlerini de yerine getirmek. İman ve ameli salih, belki burada işte o, neredeydi o ifade, teslim kısmı, o ameli salih kısmını, haramlardan kaçınma kısmını, yani bir şeye iman ettin ama yine de vur patlasın, çal oynasın yaşıyorsun, olmaz. Teslim de olacaksın ki o saadete erebilesin. İle ona sevdiren hakiki insanlar, iman ve teslim ile ona sevdiren hakiki insanlar olan enbiya ve evliya ve asfiyayı intihab edip, seçip, kendine dost ve muhatap ederek onların mucizeler ve tevfiklerle, yardımlarla, İkram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Tevfiki yanlış söylemeyeyim, yardım diyebiliyorum. Evet, burada da yardım verilmiş. Onları mucizeler ve tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Bu hal, Kur'an kıssalarında verilen bu dersler, bakın yine peygamberlerin, Allah dostlarının, asfiyanın değerlerine işaret ediyor. Eğer değerli olmasalar Cenab-ı Hak onların karşıtlarına, onları incitenlere, onlara adaletsizlik edenlere, isyan eden kavimlerine ceza vermezdi. Demek ki kıymetliler. Korkmamız lazım yani. Mesela bir şeytan, diyorlar ya meleklerin hocasıydı, şöyleydi, böyleydi ama bak Adem Aleyhisselam'a bir secde etmedi. Cenab-ı Hak onu ne hallere düşürdü? Bizim de korkmamız lazım yani. O bir secde etmedi, bu hale geldi. Biz hakaret edersek, kimse söylersek, saygısızlık edersek bize ne olur? Ha, düşünmek lazım. Bütün peygamberler için, sadece Adem Aleyhisselam için değil, bütün peygamberler için düşünmek lazım. Ya bunun sonuçları olur yani. Kur'an da bize bunu söylüyor. Tevfiklerle ikram ve düşmanlarını semavi tokatlarla tazip ediyor. Ve bu kıymeti ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefharı olan, yani övünç kaynakları olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı intihab ederek bir daha seçiş. İnsanlardan peygamberleri, asfiyayı, evliyayı seçti. Onun içinden de bir daha seçti ne? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onların imamı ve mefharı olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı intihab ederek ehemmiyetli küre-i arzın yarısını, neredeyse dünyanın yarısı ehemmiyet açısından, ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Geçmişten günümüze düşünün, 14-15 asır olmuş. Efendimizin ümmetinde kaç kişi, ne kadar sayıda? Şu an mesela kaç, 2,5 milyar mı diyorlar? Öyle bir sayıda yani, kimiler 2,5 milyar bir sayıda Müslüman var. Efendimizin ümmeti. Ondan öncekiler de var. Bakıyorsun ya, bayağı var. Ta işte Arjantin'de mesela bir ara Diyanet İşleri öyle bir şey düzenlemişti. Latin Amerika'daki Müslümanlarla ilgili. Bakıyorsun ta Arjantin'den, Brezilya'dan, şuradan buradan Müslümanlar var. Bak her tarafa gitmiş. Burada diyor ya, onu seçmiş, küre-i arzın yarısını
ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini, insanlığın da beşte birisi uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. O aydınlatıyor onları da. Efendimizin muvaffakiyeti aleyhissalatü vesselam bir açıdan onun kemaline delil oluyor, seçilmişliğine delil oluyor. Neden? Diğer peygamberlere bu muvaffakiyet verilmemiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselama ayrı bir muvaffakiyet. Bütün dünya adına, bütün kıtalar, milletler adına bir muvaffakiyet verilmiş. Ümmeti bir Araplar değil, ümmeti bir Türkler değil, ümmeti bir Kürtler değil. Bütün milletlerden ümmeti var. Zaten ümmet de iki kısımdır biliyorsunuz. Ümmeti davet ve ümmeti icabet. Biz icabet etmiş, davetine icabet etmiş ümmetiyiz. Müslüman olmuş ümmetiyiz. Bir de Efendimizin davetine muhatap olan daha Müslüman olmamış ümmeti var. Yani Müslüman olma adayı diyelim onlara. Mesela bugünün kafirleri de aslında ümmeti davettir. Davet ediliyorlar. Gelirlerse ne âlâ. Ama ümmetten daha çok kastedilen ümmeti icabedir. Yani Efendimizin teklifini kabul etmişler, ona ittiba etmişler, iman etmişlerdir onun getirdiği dine. Yani Efendimizin muvaffakiyeti başka kimde var ya? Düşünün. Bir keresinde bir papaz anlatmıştı. Yine onların kilisesinden birisi miydi, başka bir kiliseden mi? Adam şöyle konuşmuş, o da bize naklediyor. Risale-i Nur sempozyumlarından birisine gelmişti galiba. Demiş ki ya bak düşünün, bir adam geliyor, okuma yazması yok, kendi kabilesi ona düşman, yıllarca çile çekiyor, bir dava anlatıyor, hicret ediyor, zorluklar yaşıyor, açlık yaşıyor falan şu. Bu adamın davası bugün bütün kıtalara yayılmış, şu kadar ümmeti var, şu kadar insan hala onun yani arkasında. Asırlardır devam ediyor bu nur. İşte çok de alimleri var, çok işte bilim adamları şusu busu var. Hala etrafında pervane oluyorlar. Ya bu sıradan bir insan olamaz demiş. Hani bunu kabul etmemiz lazım artık. Hristiyanlar açısından söylüyor bunu. Hani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sıradan bir insan değil, bunu kabul etmemiz lazım demiş yani. 14-15 asırdır bu kadar etrafında insanları toplayabilen, peşinden böyle heyecanla sürükleyebilen birisi, daveti böyle bütün dünyayı saran birisi bu sıradan bir insan olamaz. Hani ben yani şey demek istiyor, öyle anlaşılıyor. Hani bu peygamber ya, hani biraz mantıklı düşününce bunun peygamber olduğuna hak vermek lazım. Peygamber dışında birisinin böyle bir muvaffakiyeti olmaz. Karl Marx'ı düşünün mesela, adam büyük ideolog şu bu. Ne oldu? Bir heyecanla dünyayı sardı, bir heyecanla çekildi gitti. Bütün hepsi bir asır, belki bir buçuk asır, iki asır süren bir şey oldu. Diğer ideolojiler içinde bu böyle. Birisi geliyor mesela, bir ideoloji kuruyor, bir heyecan veriyor. Bakıyorsun ömrü ne kadar? 50 yıl, 60 yıl. Bazen o kadar da yok. Napolyon bir gelmiş mesela, Fransa'yı bir etkilemiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Napolyon kendisi en son sürgüne gönderilmiş, şu bu falan. Bakıyorsun başka böyle büyük düşünür denilenler içinde durum öyle. Veya devlet adamı denilenler içinde öyle. Hitler mesela Almanya'ya bir çıkmış, yakıp kavurmuş ortalığı, yani kasırga gibi insanları etkilemiş, peşinden sürüklemiş, diktatör olmuş, dünyaya meydan okumuş, onu yenmiş, bunu etmiş, en son kendi kafasına sıkmış. İntihar ederek ölmüş. Ya da zehir mi içmişti, zehir içmiş de olabilir, tam hatırlamıyorum. Bakın, normal insanın yaptığı ne kadar kısa ömürlü oluyor ama bir peygamberin dokunuşu nasıl değiştiriyor? İsa Aleyhisselam için de düşünelim. Ne kadar dini tahrif edilmiş olursa olsun, bak nasıl etkilemiş bütün dünyayı. Normalde Kudüs civarında, İsrail'de anlattığı dava, gitmiş bak Roma'yı, Roma onunla asırlarca mücadele etmiş. En son o dini kabul etmiş. Ha, tahrif de etmişler ama kabul de etmişler. Ya biz bununla baş edemiyoruz demişler. Bugün Avrupa her ne kadar kendisinden dışlamaya çalışsa da Hristiyanlığı, bakıyorsunuz kimlik köklerinde Hristiyanlığın izleri çok fazla. Cemil Meriç merhumun hep şeyidir, tekrarladığı bir şeydir. Avrupa dininde mutasıptır, eskisi gibi Hristiyandır diyor hala. Yani Hristiyanlığını unutmaz, kanmayın diyor başka şeyler söylediğine. Doğrudur, hakikaten Avrupa'nın köklerine gittiğiniz zaman hala o Hristiyanlığın izlerini görürsünüz. O kadar etkilemiş. İşte bu peygamber işi, normal insan işi değil. Evet, ve bu kıymetli ve sevimli dostlarından dahi onların imamı ve mefhari olan
Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı intihap ederek ehemmiyetli küre-i arzın yarısını ve ehemmiyetli nevi insanın beşten birisini uzun asırlarda onun nuruyla tenvir ediyor. Elhamdülillah. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle bir mesajla gelmiş ki o mesaj bu yapbozun son parçası. Veya şöyle söyleyelim, o eksik oldu. Hani böyle fantastik filmlerde falan olur ya, böyle bir parça vardır, anahtar gibi bir şey veya bir taş, bir şey. Onu koyar tam yerine adam. Koyduğu anda şak 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 bilmem 40 tane şey çalışır. Sütunlar kalkar, duvarlar hareket eder falan filan. Dev bir mekanizma o taşın yerine konulmasıyla hareket eder ve olması gerektiği şekle girer veya size okutması gerektiği şeyi okutur. Sırrı söyler, duvarda yazı çıkar veya kapı açılır, hazine çıkar. Bilirsiniz öyle filmlerden, fantastik filmlerden. Şimdi bunun gibi de tabiri caizse la teşbih ve la temsil, Kur'an da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti de onların bize öğrettiği şeyler de yerine konulduğu zaman şak 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 kainatın bütün düğümü çözülüyor. Bakın Kur'an'ı, İslam'ı çektiğimiz zaman elimizde bir şey kalmıyor bizim varlığı anlamlandırma açısından. Ama onu koyduğumuz zaman demeyelim, hani şöyle demeyelim, bütün sorularımız cevap buldu demeyelim ama yani öyle bir yerden başlıyorsun ki diğerleri ayağının ucunda toz zerresi gibi. Çok yukarıdasın. Geri kalan da senin mesain artık. Orada eğer cevap verilemeyen başka sorular varsa onların cevabını bulmakta, araştırmakta senin vazifen. Ama İslam'a girdiğimiz anda biz çok yukarıdan, çok özel bir yerde, çok finişe yakın bir yerde yarışa başlıyoruz. Kaplumbağa ile tavşanın yarışında hani kaplumbağa yarışı kazandıran ne? Kestirmeden gidiyor. Tavşan o büyük vadiyi dolaşırken kaplumbağa kestirmeden finişe çıkıyor. Tavşan bile şaşırıyor, nasıl buraya kadar geldi diye gibi düşünün. Müslümanların da işi o. Öyle anlamlar, öyle manalar, öyle esmalar, öyle sıfatlar, öyle itikat bizde var ki çoğu düğümü aşmış bir şekilde hayattayız. Biz küfre girip sonra tekrar İslam'a girmediğimiz için ya da küfür dünyasından İslam'a gelmediğimiz için suyun içindeki balık gibi tam bu işin tadını alamıyoruz. Halbuki mesela gayrimüslimlerden İslam'a girenleri dinlediğiniz zaman adamlar hani İslam'daki mana dünyasının kendilerinde yaptığı değişikliği çok heyecanla anlatıyorlar. Çok böyle müthiş bir şeyin varlığını hissettiklerini anlatıyorlar. Biz o kadar heyecanlanmıyoruz, bazen şaşırıyoruz ya, adam ne kadar heyecanlandı falan, bunda ne var ki belki diyoruz içimizden. Var bizde, elimizde hakikat ama ülfet olmuş işte bizde. Ülfet olmasa biz de o hissi yaşayacağız. O parçanın ne kadar değerli olduğunu, nasıl şeyler çözdüğünü anlayacağız. Bize çocuk gelmiş, koyduğumuz gibi şık şık açılmış her şey. Ya da açıkmış zaten. Annemiz babamız Müslüman olduğu için açık olarak almışız zaten. O parçayı oradan kaldırınca neler olur bilmiyoruz. Kıymetini de yeterince takdir edemiyoruz belki, Allah affetsin. Ve bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ya bu dünya niye var? Bunun cevabı İslam'la tezahür ediyor. Bunu komünizme sorsan bir anlamı yok. Bunu kapitalizme sorsan bir anlamı yok. Bir feministe sorsan bir anlamı yok. İşte Benedict Anderson'un Hayali Cemaatler kitabında cümlesiydi. Bazen naklediyorum derslerde, belki yine nakletmişimdir. Diyor ki o, mesela annesinden diyor sakat doğan bir çocuk veya işte diyor çocukları sakat doğan bir ebeveyn, doğuştan şu rahatsızlığı olan birisi veya ölümcül hastalığa tutulan birisi, manaca naklediyorum, sorduğunda ben niye bu haldeyim, hani ben niye böyleyim, bana ne ol, benim bu şeyim nasıl telafi edilecek gibi sorular sorduğunda diyor bütün ideolojilerin diyor yapacağı rahatsız edici bir sessizliktir diyor. Yok onlara cevapları onların. O rahatsız edici sessizlik aklımda kalmış yani. Güzel bir ifade. İdeoloji ne cevap verebilir? Kapitalizm. Ya ben niye ölüyorum? Bu soruya kapitalizm ne cevap verebilir? Ya işte benim çocuğum niye sakat doğdu? Buna komünizm ne cevap verir? Ama İslam'ın cevabı var.
İslam onun ahirette telafi edileceğini, bunun bir imtihan olduğunu söylüyor. Bir anlam dünyası açıyor size yerine koymanız için. Veya bu hastalık beni niye buldu veya şu niye oldu diye sorduğunuzda hep bir cevap fırsatı veriyor. Alırsınız almazsınız o ayrı bir şey ama cevap fırsatı veriyor. Diğerlerinde bu da yok. Evet. Adeta bu kainat onun için yaratılmış gibi bütün gayeleri onunla ve onun diniyle ve Kur'an'ı ile tezahür ediyor. Ve o pek çok kıymetdar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstehak ve layık iken. O kadar hizmet etmiş. O pek çok kıymetdar ve milyonlar sene yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı hizmetler, katlandıkları, gayretleri, bunların ücreti az mı olmalı bu kadar, az mı olmalı onu soracak burada. Hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken, gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde, gayet sıkıntılar, meşakkat, sıkıntı, tanıdık bir kelime, mücahedeler, yani cihatlar, çabalar, gayretler, mücadeleler diyelim içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Öyle bir emeğin ücreti böyle mi olmalı? Cenab-ı Hakk'ın adaletinden bahsettik. Her şeyin nizamda olması adaletin delilidir dedik. Çünkü adalet keyfiliğin ortadan kalkmasıdır dedik. Geçen dersimizde bu kısmı konuştuk. Allah adil diyoruz, adil mutlak diyoruz. Peki olur mu şimdi bu böyle? O kadar hizmet etmiş. Diyor ya burada kıymetler ve milyonlar seni yaşayacak kadar hadsiz hizmetlerinin ücretlerini hadsiz bir zamanda almaya müstahak ve layık iken gayet meşakkatler ve mücahedeler içinde 63 sene gibi kısacık bir ömür verilmiş. Acaba hiçbir cihetle hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin? Yani o kadar emek, o kadar hizmet, o kadar güzellik, onunla beraber yaşayan, ahlakında yaşayan, simasında yaşayan, dersinde yaşayan güzellik yaşasa onları da herkese anlatacaktı. Cenab-ı Hak onu zayi etsin, ziyan etsin, yok etsin olur mu diyor. Hiçbir imkanı, hiçbir ihtimali, hiçbir kabiliyeti var mı ki o zat bütün emsali ve dostlarıyla beraber dirilmesin. Ve şimdi de ruhen diri ve hay olmasın. İdam-ı ebedi ile mahvolsunlar. Sonsuza dek yok olmuş olsun Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Haşa. Haşa, yüz bin defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikati alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Bizi geç, bizim çok bir numaramız yok da bizi geç, kenara at bizi. Ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi bir emek, onun gibi bir hayat, onun gibi bir hakikat. Hiç Cenab-ı Hak böyle bir şeyi ziyan eder mi ya? Yani kendimizden uzaklaşarak, o sıradan insandan uzaklaşarak, seçilmişe, üstün olana, farklı olana, özel kılana gittiğimizde bak nasıl açılıyor şeyler. Olamaz diyoruz. İşte o yüzden baştan beri dedik ya, Üstad Hazretleri hem dünyanın sıra dışılığına dikkat çekiyor, hayatın sıra dışılığına dikkat çekiyor, İnsanın sıra dışılığına dikkat çekiyor. Orada peygamberlerin onun içinde Allah dostlarının vesaire sıra dışılığına dikkat çekiyor. Çünkü her sıra dışılık bize şunu fısıldıyor. Bu normal bir muamele görmemeli. Daha üst bir şey olmalı bunun için. Hadi ben kendimi anladım. Hadi ben kendime ihtimal vermiyorum. Ama onun emeği böyle olur mu? Şimdi mesela diyelim ki o da mantıksız ama insan kendindeki sanata uyansa öyle demez de. Diyelim ki hadi sen kendine ahiretsiz olabilir diyorsun. Ben zaten hayvan gibi yaşadım. Hayvan gibi yaşadım, hayvan gibi de ölürüm herhalde falan. Kendine bu ihtimali veriyorsun. Hadi verdin diyelim. Halbuki sendeki sanat seninle ilgili bir şey değil. Senin seçimlerinle ilgili bir şey değil. Ama bu ihtimali verdin diyelim. Senin hayatın dışında kaç hayat var? Onların içinde ne hayatlar var? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı gibi bir hayat. Yahu seninle aynı muameleyi görsün, yazık değil mi ona? İşte burada bizim böyle uyanışlar, neden o seçilmişlik var, neden o özel daireye üstad atıflar yapıyor?
uyanmamız için bu formül şart, özel olanın özel bir muameleye ihtiyacı vardır. Yani hakkıdır çünkü. Özel olanın özel bir muamele görmeye hakkı vardır, hakkıdır. Cenab-ı Hakk'ın adaleti de bunu iktiza eder. Ve şimdi de ruhem diri ve hay olmasın, idam-ı ebedi ile mahvolsunlar. Haşa, idam-ı ebedi, sonsuz idam, ölüm, yani arkası yok. Haşa, 100.000 defa haşa ve kella. Evet, bütün kainat ve hakikati alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Ya bütün kainat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını sahibi kainattan talep ediyormuş. Yukarıda nasıl başladık paragrafa? Paragraf belki uzundu ama nasıl ki kainatın sahibi diye başladı, altta ne diyor? Hayatını sahibi kainattan talep ediyor. Yine sahibi kainat diyerek bitirdi. Bu bile bu seçimin boşuna olmadığını gösterir. Peki kainat niye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını ister? Anlamı o. Yani şimdi işte dedik ya, o parçayı koydun mu alem açılıyor. Sırları okunuyor, anlaşılıyor. Ya ister misin o gitsin de bizim anlamımız kapansın? Ya mesela yağmur yağmadıkça dünyada ne kadar bitki var değil mi? Bir sürü bitki var. Ama onların sırları, anahtarları yağmur gibi. Güneş de tabii ayrıca şey, başka şartlar da var ama tek tek düşünelim. Cenab-ı Hak yağmuru onlara bir anahtar yapmış. O yağdığı zaman onlar da ondan can buluyor. Ya o kadar bitki ister mi yağmur gitsin? İster mi yağmur ölsün? İster mi yağmur kalmasın? Ya her biri, her bir bitki dua eder ki ya Rabbi bize yağmur gönder, yağmurun varlığını devam ettir, yağmuru alma bizden, yağmurun hayatını bahşet. Veya yağmura dua ederler, Allah'ın varlığını devam ettir, ona iyilik ver vesaire gibi. Nasıl o bitkiler lisanları olsa derler, lisanı halleriyle de diyorlar, yağmur istiyorlar. Tıpkı onun gibi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizim üstümüzde bir yağmurdur. Rahmetellil alemindir. Yani o, onun varlığı, onun getirdiği anlam, naklettiği vahiy, öğrettiği sünnet, merkezdeki parçayı yerine koymuştur, anahtarı yerine koymuştur. Onunla tamam olunmuştur. Şimdi onunla tamam olan, onunla yeşerebilen, onunla gelişebilen insanlık hiç ister mi ki o gitsin, bitsin, yok olsun, kalmasın? İsteyemez, istememeli. Biz niye salavat getiriyoruz mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu kadar çok? Bitki yağmuru niye istiyorsa o yüzden işte. Bak, bitki yağmuru neden istiyorsa, neden onun için yalvarıyorsa, dua ediyorsa, ne diyelim, hep beklenti içindeyse, duacısıysa, biz de o nedenle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duacısıyız. Çünkü bizle nispeti öyle. Maddi bedenimizin olmayabilir ama manevi varlığımızın şeyi onda. Kalbimizin ölmemesi onun yağmuruyla oluyor. Aklımızın sönmemesi onun yağmuruyla oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği feyizle ayakta durabiliyoruz. Böyle bir durumda olan insan dua etmeden yapabilir mi? İşte salavat bu irtibatı gösteriyor. Onun bizimle yağmur ilişkisini gösteriyor. Bir zamanlar geldi postacı gibiydi, bıraktı gitti değil. Her an dinamik bir ilişkide olduğumuzu, her an muhtaç olduğumuzu, her an feyizlendiğimizi, hissedar olmaya çalıştığımızı biz salavatla ifade ediyoruz. Ona dua ediyoruz. Çünkü ona ihtiyacımız var. Bu salavatta da bu ders vardır. Evet, o yüzden de nasıl bitkiler yağmuru ister, biz de hakikati alem onun dirilmesini dava eder ve hayatını sahibi kainattan talep ediyor. El-Hak öyledir. Ve madem 7. şua olan Ayetül Kübra'da, çok leziz bir eserdir. İnşallah Cenab-ı Hak ömür, afiyet verirse, fırsat verirse onları da okuyup tefekkür edeceğiz arkadaşlar. Belki yıllar sonra. Her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma-i azim ispat etmişler ki icma-i azim yani ortak kanaat, büyük ortak kanaat diyelim. Burada nasıl verilmiş? Belki güzel, daha güzel ifade etmişlerdir. Çok büyük, çok büyük fikir birliği denmiş burada da sözlükte. İcma-i azim çok büyük fikir birliği.
icma aslında ulemanın icma olur İslam'da. Avamın icma olmaz ama burada herkesi katalım. Yani her şeyin ittifak ettiği şekilde. Her biri bir dağ kuvvetinde 33 adet icma-i azim ispat etmişler ki bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür. Ayet-ül Kübra'daki deliller bunu anlatıyormuş. Bu kainat bir elden çıkmış ve bir tek zatın mülküdür. Ve kemalat-ı ilahiyenin, Cenab-ı Hakk'ın kemalatının, mükemmelliğinin, ne diyelim, fazilet denmez gerçi ona ama nasıl ifade etsek bilemiyoruz. Kemalat burada nasıl verilmiş? Kemalat-ı ilahiye, Cenab-ı Allah'ın bütün noksanlıklardan yüce olan mükemmel isim ve sıfatları. Güzel bir tabir. Bir daha okuyayım. Cenab-ı Allah'ın bütün noksanlıklardan yüce olan mükemmel isim ve sıfatları. Böyle düşünün arkadaşlar. Kemalat-ı ilahiyenin medarı olan vahdetini ve ehadiyetini bedahetle göstermişler. Vahdet, ehadiyet farkı neydi? Vahdet, Cenab-ı Hakk'ın her şeyi yaratan oluşunu ifade ediyor. Hepsini yaratan Allah'tır dediğimiz zaman vahdet ifadesi. Her birini yaratan Allah'tır dediğimiz zaman da ehadiyet ifadesi. Cenab-ı Hakk'ın bütün isim ve sıfatlarıyla her bir canlının, her bir varlığın başında hazır ve nazır olduğunu ifade eden mana ehadiyeti karşılıyor. Her şeyi yaratan olduğunu söylemekte vahidiyeti karşılıyor. İkisi de bir demek, birlik demek aslında. Ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Ve vahdet ve ehadiyet ile bütün kainat o zat-ı vahidin emirver neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Yaratan Allah bir olduğu zaman ne olur? Her şey onun askeri olur. Her şey onun musahhar, boyun eğmiş memurları olur. Her şey ona bağlanır yani. Onun emri dışında bir şey kalmaz. Onun tasarrufu dışında bir şey kalmaz. Biz Allah'ın birliğinden bahsettiğimiz zaman, vahdetinden, ehadiyetinden bahsettiğimiz zaman, la ilahe illallah dediğimiz zaman, böyle bir şeyden bahsediyoruz. Onun tasarrufu dışında bir şey kalmıyor yani. La ilahe illallah deyip ondan sonra diğer şeyleri yine Allah gibi tasarruf ve yaratıcılık sahibi görürsek o ifadenin hakkını vermemiş oluruz. O zat-ı vahidin emirber neferleri, bütün kainat o zat-ı vahidin emirber neferleri ve musahhar memurları hükmüne geçiyor. Ve ahiretin gelmemesiyle, ve ahiretin gelmesiyle kemalat-ı sükuttan ve adalet-i mutlakası, müstehziyane, alaycı, gadr-ı mutlaktan, gadr-ı mutlak, gadr kötülük desek, mutlak kötülük herhalde o manaya geliyor. Tam zulüm ve merhametsizlik diye mana verilmiş burada. Ve hikmeti âmmesi, sefaatkârâne abesiyetten ve rahmeti vâsiyâsı lâhiyâne tazipten ve izzet-i kudreti zelilâne acizden kurtulurlar, tekaddüs ederler. Şimdi burada ne dedi? Burada dedi ki, biz Cenab-ı Hakk'ın birliğine iman ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Vahdetine, ehadiyetine iman ediyor muyuz? Evet ediyoruz. O zaman bunun bir sonucu oluyor. Nedir? Kainatın işaret ettiği bütün kemaller, bütün üstünlükler, bütün hamdlar, övgüler, iltifatlar, o ustalığa dair, o ustalığın yüksekliğine dair söylediği bütün haberler kime gitmiş oluyor? Allah'a gitmiş oluyor. Çünkü yaratan tek Allah. Başkası yok. Ortağı yok. Şeriki yok. Öyle olduğu zaman bütün övgüler ona gittiği zaman o övgüler giderken bir de birleşiyor. Öyle düşünün. Neye varıyor? Ne kadar kıymete varıyor? Sonsuzluk şeyine. Mesela Cenab-ı Hakk'ın adaletinden bahsettiğimiz zaman ne diyoruz? Adaleti mutlaka diyoruz. Sonsuz adalet. Çünkü öyle bir şey ki bizim artık ölçülerimize sığmıyor o. Cenab-ı Hak ne kadar adaletli ya. Nasıl ölçeyim ben onu? Her şeyde gözüken bir başka yüzü var. Benim için en kolay tarifi sonsuzluk demek bunun. Veya işte kemalat-ı sükuttan, adaleti mutlaka, şöyle bir yerden gelecektik. Madem hepsi ona gidiyor, bu yüce sıfatlarla onu övmek zorundayım çünkü eser ustasını övüyor.
ve eserin de başka sahibi yok. Tevhid de bu demek işte. Eserlerin hepsi Allah'a aittir. Hamd yalnızca Allah'a mahsustur. Övgüler ancak Allah'a gidebilir. Başka ikinci birisi yok yani o övgüleri alabilecek. Arada kendine çalabilecek kimse yok. Sadece Allah. Şimdi bunları olduğu zaman övgülerim gitti ona. Ama bir dakika. Övgülerim gitti. Kemalatından bahsettim. İsim ve sıfatlarını övdüm. Lakin ahiret gelmezse ne oluyor? Bir tezat oluşuyor, bir arıza oluşuyor. Ahiretin gelmemesiyle kemalatı sükuttan ve adaleti ahiretin gelmesiyle kemalatı sükuttan, yani o yüksek kemalatı gördüm ya, onlar düşmekten nasıl kurtuluyor? Ahiretin gelmesiyle nasıl konuşacağız? Adalet-i mutlakası müstehziyane kadri mutlaktan, yine mutlak adaleti, sonsuz adaleti, alaycı bir mutlak sonsuz zulümden bu şekilde ayrılıyormuş. Yani o adalet, zulüm nasıl olmuyormuş? Ahiretin gelmesiyle. Bu nasıl? Bunu da konuşacağız. Ve hikmet-i âmmesi sefaatkârâne abesiyetten, yani bir hikmet, her şeyin yerli yerinde olması, amaçlarla yüklü olması, niyetlerle, gayelerle yüklü olması, o da sefaatkârâne, sefaat böyle ne diyelim, düşkünlük mü? Burada nasıl verilmiş? Yasak zevk ve eğlenceye düşkün olarak beyinsizce. Aslında bu ifadeler tam buraya gitmedi. Sefaatkâr anabisiyet yani serserice, sersemce, akılsızca, boşluk, amaçsızlık diyelim. Hikmeti de ondan öyle ayrılıyormuş. Ahiretin gelmesiyle, Allah Allah. Ve rahmeti vasiyası, geniş rahmeti. Lahiyane, lahiyane ne demekmiş? Ona da bakalım. Eğlenircesine, oynarcasına yine alay ifadesi var. Tazipten, azap vermekten. Ve izzet-i kudreti zelilane acizden kurtulurlar, takaddüs ederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın ahireti getirmesiyle ancak dünyada ifade edilen hikmetler hakiki olabiliyor. Neden? Daha önce de konuştuk bunu suretler bahsinde. Söz gelimi Cenab-ı Hak çok büyük sanatkar. Söz gelimi diyoruz ama bu olmadı. Şimdi şöyle bir yerden alayım. Söz gelimi bir usta var, bir binayı çok sanatlı yapıyor diyoruz. Diyor ki ya bu binayı yaptı adam, çok zeki bir adam, çok sanatlı, bak neler düşündü, şu detaylara bak, bunlara bak falan filan. Ama binayı yaptıktan sonra binanın çatısını yapmadı, yağmur yağdı, binadaki her şey mahvoldu. Deriz ki biz ya bu adam aptal mı ya, hani o kadar şey yaptı, emek verdi, tarumar oldu. Bir keresinde işte şey görmüştüm haberlerde, adam araba yapmış ama arabayı öyle bir yerde yapmış ki parçaları birleştirmiş. Karadeniz bölgesinde bir olaydı. Zaten onların çok şey bir davranış, onlara yakışan bir davranış yani. Onlardan beklenir. Alınmasınlar Karadeniz'de arkadaşlar ama böyle hani şey örnekleri geliyor onlardan. Değişik zeka örnekleri. Adam öyle bir yerde arabanın parçalarını birleştirmiş ki arabayı oradan çıkaramıyor artık. Yani birleştirdiği yerden arabayı çıkaramıyor. Araba orada kalmış. Şimdi bir taraftan diyorsunuz ya ne zeki adam. Diğer taraftan dersiniz ya böyle yerde araba yapılır mı? Bak kullanamadın. Öyle dağın başında kaldı veya işte kapalı alanda kaldı. Yani bir taraftan zeka, bir taraftan aptallık gibi bir zıtlık var. İşte Cenab-ı Hak da ahireti yaratmazsa bu dünyada ifade edilen bütün hikmetler, bütün işte kemalatlar, adaletler, işte rahmetler, izzeti kudretler hepsi böyle boşluğa düşüyor. Neden hepsi boşluğa düşüyor? Çünkü onların tamam olması için üzerlerindeki sanata yakışır bir ömüre sahip olmaları lazım. Öyle söyleyelim. Cenab-ı Hak insanda acayip bir sanat yaratmış değil mi? Ya 60 sene sonra öldükten sonra, 70 sene sonra öldükten sonra bu kadar emeğe ne gerek vardı? Benim yaptığım işi amipler daha iyi yapardı eğer biyolojik varlığıma bakılacaksa. Amipler, bakteriler, işte daha basit canlılar bu işleri yapıyordu zaten. Biz niye ayrıca geldik dersiniz. Ama cennet olduğu zaman, cehennem olduğu zaman o ebediyetle beraber evet diyorsunuz. Bu anlam tamam oldu. Yani nasıl tamam oldu? İnsana yakışır şey ona verildi. İnsana yakışan nedir? Sonsuzluk. İnsan sonsuzcasına yaşıyor, sonsuzluğu biliyor, istiyor, dua ediyor,
hayal ediyor. Ona o ay layık olan verildiği zaman diyorsunuz ki tamam, taşlar yerine oturdu. İşte hikmet de böyle. Allah alemi yaratmış, her şeyi tas tamam yerinde koymuş. Ne için? İşte şu kadar zaman sonra hepsini çöpe atmak için mi? Böyle olmamalı. Bir amacı olmalı. Eğer olmazsa o hikmet boşa düşer. İşte o izzet boşa düşer. O rahmet, bak o kadar canlıyı Cenab-ı Hak yaşatıyor. Ne için? Gün gelip hiç etmek için mi? Bak rahmet boşa düşüyor eğer ahiret olmazsa. O kadar gözetiş, rızık, şenlik şeyler, baharlar, yazlar, kışlar, yağmurlar, şunlar bunlar, bütün hepsi hayatın etrafında dönüyor biliyorsunuz. Ama hepsi hiç olduktan sonra ya bu kadar masrafa ne gerek vardı dersiniz. Yani mantık bunu söyletir size. İşte ahiretle Cenab-ı Hakk'ın tevhidin ifade ettiği mana diyelim. Tevhidin bizi sevk ettiği o her şeyi Cenab-ı Hakk'a götürüş, kemalat namına ne varsa, fazilet namına ne varsa, üstünlük namına, mükemmellik namına ne varsa, hepsini Allah'a doğru yönlendirme temayülü, tevhidin tahrik ettiği o temayül, eğer ahiret olmazsa boşluğa düşüyor. Ahiretle o tamam oluyor. O eksiklik giderilmiş oluyor diyelim. Burada da arkadaşlar bir nefes alalım, bir mola verelim. İnşallah bundan sonrasını bir sonraki derste konuşmaya çalışalım. Bugün Regaib Kandili'ydi. Başta söyleyecektim, unuttum. Sonraya kaldı. Cenab-ı Hak bu gece hürmetine günahlarımızı affetsin. Ümmetin çok yaralı coğrafyaları var. Filistin var, Mısır var, Suriye var, Doğu Türkistan var, Çeçenistan var. Yani say say bitmiyor. Myanmar var vesaire, Libya var. Onlara baharlar lütfetsin. Bu gecesini bizim ömrümüzün, bahtımızın gündüzü etsin. İnşallah alem-i İslam'a bir fereç, bir sürur nasip eylesin. Müslümanları sevindirsin, İttihad-ı İslam'ı bize nasip eylesin. Hepimizi, ayaklarımızı, kalplerimizi, akıllarımızı ehl-i sünnet ve cemaat istikametinden ayırmasın. Başımızdakileri de bu istikamette sabit eylesin, onları oraya yönlendirsin değillerse. Yanıltmasın ki onların yanılması bizim de arkalarında büyük hatalara düşmemize sebep olabilir. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Hepinizin dualarını da kabul etsin. Ben şimdi hepinizin içindeki şeyleri bilmiyorum. Elinizi kalbinize koyun. Oradan ne geçiyorsa Cenab-ı Hak onları da kabul etsin. Allah hepinizden razı olsun. Siz de bana dua edin yani. Bak bu kadar dua ettim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.